Bellissimo! Harika işte bu! Sizden de aynı şeyi bekliyorum bebekler. Biz aynı performansı nasıl yapalım ya? Ayağımı basıp duruyor, rezil olacağız. Baktım Melisa. Ne demek rezil olacağız ya? Yere bakmaktan adımlarını kaçırıp duruyorsun zaten. Adımları kaçırmak diyor bak. Sen ne zamandır dans ustasısın ya? Çocuklar, germeyin beni, germeyin. Melisa'cığım, partinin gözünün içine bakıver. Dans erkek yöneti rahatla, relax hadi. Ayağına dikkat et çocuğum, dikkat et basma. Duydum bak, dansı erkek yönetir. Senin bana uyman lazım. Bak bugün böyle diyen yarın neler demez. Hadi biz çıkalım artık. Hadi biz kaçtık. Kötü olma. Hadi, hadi, hadi. Anne, kızım. Tebrikler. Oldu mu şimdi? Herkesi uzaklaştırarak bütün sorunları çözdün mü sen? Oldu, oldu. Çözdüm ben sorunları, tamam mı? Sen bana yardım ediyor musun, etmiyor musun? Onu söyle. Sen bensiz yapamazsın ki. Evet, ben sensiz yapamam, doğru. Aşk buçukları gittiler mi? Gittiler, gittiler. Artık bu taytlı kuyu buradan göçer gider. Avurtlarım artık bir dans profesyonel daha dayanamaz güzeller. Hasta la vista. Biz nereden başlayacağız? Herkesi gönderdin. Şimdi biz bütün işleri nasıl yetiştireceğiz acaba? Haziran tamam, yorulduysan bırak, ben hallederim bunları. Hayır, sen tek başına kalmak istiyorsan söyle. Ben bu yalnız adam şeylerini bozmayayım yani. Ya ben senin iyiliğin için söyledim. Niye böyle yapıyorsun ki sen? Ben gayet iyiyim, tamam mı? Merak etme. Teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ayrıca senden daha hızlı çalıştığımda kesin. Of. Ne oldu? Diken falan battı herhalde. Geçsin. Yoktu zaten bir şey. Tamam dur, devam etme, ben hallederim onu. Diken batar yoksa yine. Tamam tamam, sen de dikkat et, sana da batmasın. Ben senin dikenlerine alışkın olduğum için çok dert değil. Ha, dikenlerim var yani benim, öyle mi? Tamam, yok bir şey. Haziran, sen niye böyle yapıyorsun? Ya araya mesafe koymaya çalışıyorsun. Kendini de yaralıyorsun, beni de yaralıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Korkmadan tutmayacak mısın elimi artık? Ha? Dikenlerini almadan tutmayacak mısın? Benim dikenlerimden kurtulmak öyle kolay değil. Çünkü onları bana sen verdin. Ha bu arada. Yorulduysan söyle, tamam mı? Ben tek başıma devam ederim.
kalmışım ben. Günaydın. Günaydın. Ben bayağı acıktım, sen? Hı? Ben bir şeyler hazırladım sana. Üstümüzü falan değiştirelim, beraber yaparız. Görkem herkesi mutfağa toplamış, çalıştırıyor. Bayağı neredeyse bütün işler bitmek üzere. Ya Poyraz, inanabiliyor musun? Her şey yolunda. Ya niye her şey yolunda olmasın? Olacak tabii. Ya ne bileyim. Böyle o kadar alışmışım ki her şeyin ters gitmesine. Artık o terslikler olmayacak hayatımızda. Her şey yolunda olacak. Aynen. Ben buna da alışabilirim. Bu sakinliğe de alışabilirim. Evet. Ya düşünsene, Batu yok, Kutay yok, Doygun yok. Poyraz. Biz hiç konuşamadık ama... Yani babam. Sen iyi misin gerçekten? İyiyim. İyiyim, bir sorun yok. Haziran, bunlar yaşanmasaydı iyi olmazdım ben. Ya artık ben geçmişte yaşamak istemiyorum, yaşamıyorum da. Sadece geleceğime bakıyorum. Hatta... geleceğimize. Otel diyorsun değil mi? Otele bakıyorsun yani. Evet, aynen. Ya bayağı da iyi gidiyor. Yurt dışından falan da misafirler gelmeye başladı. Bayağı iyi gidiyor. Hatta ne diyorum biliyor musun? Şey mi yapsak biz, böyle otele yakışır bir etkinlik falan mı düzenlesek? Böyle bisiklet yarışı gibi falan. Hı? Bisiklet mi? Sakın bana bisiklet binmeyi falan bilmiyorum deme. Ben. Yarışırız istersen. Yani bisikletlerimiz olsaydı seve seve tabii ama maalesef. Olmadığını kim söyledi? Umarım döndüğümüzde oteli yerinde buluruz. Yani fazla geç kalmasak iyi olur. Bence bir şey olmaz. Görkem zaten idari yeli almış. Yanında Nehir de var. Sorun çıkmaz yani. Bütün bunları sen mi planladın? Neyi ben mi planladım? Yani işte dünden beri beraberiz ya. Alper'le Melisa da mı işin içinde yoksa? Ben hala neyle suçladığını anlamadım ya. Tamam. Daha açık sorayım o zaman. Bizi baş başa bırakmak için herkesi nasıl ikna ettin? Ben bunu senin yaptığını sanıyordum. Ben mi? Bir kere bu plan benlik falan değil. Ya ben bir plan yapmış olsaydım eğer yorgunluktan bayılana kadar çalıştırmazdım. Ben sana dedim istiyorsan kalmayabilirsin diye. Ayrıca ben yapsam ben de daha güzelini yapardım planı. Ha. Neymiş senin yapacağın plan? Bisiklet mesela. O sayılmaz bir kere. Bisiklet benim fikrimde. Mutlu musun peki? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da. Birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık tırhını kuşanır. Çek aşkını da. Canın pahasına savaş sonunla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Boşalt, boşalt, boşalt bakalım. Ne güzel. İçinde bunun böyle yüzülebiliyor mu? Boy verebiliyor muyuz içinde? Kızım onu ne yaptın onun için öyle bir, Allah Allah. Ya of ya, of Sadık yüzünden oldu işte. Sadık geldi benim ödümü kopardı. Çok koydum ben bunu ya. Of, etten şimdi.
Hep Sadık, hep Sadık. Bahane diyorsun. Bu koku ne? Hı? Bakma öyle balık yumurtası gibi. Yaktın Nevri, yaktın. Hadi. Yaktın. Allah seni kahretsin ya. Mahvettin, mahvettin. Güzelim Nevri gitti. Yansın, elin yansın. Elin, elin. O ne hal öyle? Tüsledin mi buydu? Ha, alev de tüsledim onu yani. Ah Sadık ha, elimin ayarını kaçırdı. Bak, o da ah Sadık ah. Dokunmayayım benim Sadık'ıma. Bana bak, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, onu yeni bir hale getiriyorsun, tamam mı? Duman, duman filan, etrafı açın, maçın filan, pencere açın. Sen de sütle peynir ayarla. Hadi, mac and cheese yapacağım mantarlı. Hay, Allah'ın çömezleri. Hadi çabuk oğlum, go, 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 go. Hadi. Yansın ortalık. Bak, işten kazanmamız gerekiyor. Sana söylemiştim ya. Sana söylemiştim ben olacağı. Şimdi otele kadar yürümek zorundayım. Ya inat etme, gel işte. Alırım ben bisikleti sonra. Hayatta olmaz, tamam mı? Ya ben otele kadar hem nasıl yürüyeceğim? Bir de oteldeki karmaşayı düşünebiliyor musun sen? Ya bak, merak etme, düşürmeyeceğim ben seni. Ha? Gel bak. Ver bisikleti. Ver. Gel bakalım. Gel, güven bana ya. Dikkatli ol, tamam mı ama? Tamam, gel. Dur, bekle. Hazır mısın? Hayır, değilim. Şimdi? Yok, yine değil. Hazırım. Hazırım. Poyraz. Sana bir sürprizim var, benimle gelir misin? Ne sürprizi? Balo falan mı var? Bak ben öyle hiç dans havamda falan değilim, tamam mı? Ya Haziran, sürprizim var diyorum sana. Bozmak zorunda mısın gerçekten? Ya ben de sana ne sürprizi diyorum? Allah Allah, hem ben yorgunum, tamam mı? Yatıp uyumak istiyorum. Öyle eğlence havamda falan değilim. Ya sürpriz diyorum. Sürprizi söyledikten sonra ne anlamı kalacak? Hadi kırma beni, gel. İyi, tamam. Ama bir üstümü değiştireyim. İyi, tamam. Bekliyorum dışarıda. Hadi. Tamam, hadi. Poyraz, Poyraz ne oluyor? Yine nereye getirdin beni ha? Sabret biraz, gel. Dikkat et. Bak, bak bunun basamak altından eğer kötü bir şey çıkarsa giderim. Haberin olsun, tamam mı? Abi sabırlı ol, biraz sabırlı ol ya. Dikkat et. Yavaş yavaş otur. Dur, dur, açma şimdi değil. Şimdi. Ya niye geldik işte? Bir şey soracağım sana. He. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Yani öyle, hayal meyal. Hayal meyal. Hı. Ben hatırlatayım sana o zaman. Benim fabrikama girmiştin gizli gizli. Bak böyle yavaştan hatırlamaya başladım sanki. Güzel. Çok güzeldin o gün. Seni gördüm de kesin dedim hayatıma kaçak bir şekilde girecek böyle. Sonra birkaç kere daha gördüm seni. Hayatıma girecek ve bir daha hiç çıkmayacak dedim. Biliyor musun? Ben de o gün böyle bir anlığına bile olsa bu küçücük adada yaşayabileceğimi düşünmüştüm. Haziran. Hı. Hatırlamamız gereken çok şey var. Zaten başka türlü birlikte olamazdık herhalde. Şimdi. Nereye geldik? Hikayemizi izlemeye hazır mısın? Seyret şimdi. Poyraz, ne oluyor? Seyret ve gör. Aa, Biricik. Pardon. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. Hiç. Ben öyle gezmeye gelmiştim. Buranın böyle çok eski bir tane olduğunu görünce de dolaşmak istedim yani. Şimdi çıkıyordum. Tam olarak ne bekliyordunuz peki? Ayaklarıyla zeytin ezen adalı kadınlar falan mı?
Yok onlar burada. Biz de sizin gibi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Onu anladım. O çok bahsettikleri ada misafirperverliğini de görmüş oldum sayenizde. Yalnız biz izinsiz gelene misafir demiyoruz burada. Ben izinsiz girmedim. Turla geldim. Ayrıca sadece ben de yoktum. Burada bir kafile insan vardı. O zaman ben neden sadece sizi görüyorum burada? Onların hepsini kovdum. Burası özel mülk. Turistik alan değil. Rehberiniz kandırmış sizi bayağı. Bilmiyordum. Şimdi öğrendiğinize göre. Bu fabrikanın sahibinin çok ters bir adam olduğunu duymuştum. Böyle sizin gibi ona benzer bir çalışan olduğu için çok şanslı. Bence de çok şanslı. Yine ne var? Bir şey soracağım. Fabrikayı soracaksan milattan önce yapılmadı. Onu anladım. Rehberiniz kronik bir yalancı. Ben... Bu koku... Burada böyle bir kekik, bir lavanta kokusu var ama başka bir koku da alıyorum. Onlar zeytinyağlarından bir takım otlarla falan bekletiyoruz. Böyle daha keskin ve aromatik bir koku. Bu mu? Arap saçı, yani Arap saçından. Daha önce hiç duymamıştım. Bravo! Bravo! Çok güzeldi, çok güzel düşünmüşsün. Ben çok mutlu oldum. Nasıl aşık etmiştim kendime seni. Peşimde koşmuştun ya. Hadi oradan be. Arkamdan nasıl baktığını gördüm bir kere, tamam mı? Ya arkandan baktım çünkü birine yılların içine gidiyordun. Seni uyarmaya çalıştım yani seslenmek için. Başka ne olacak? Aha, tabii tabii. Aynen, başka bir şeyden değildir kesin. Bizim hikayemiz bu kadar değil biliyorsun değil mi? Yok değil. İzleyelim mi? Nasıl yani, devamı da mı var? İzleyelim. Teyze. Sen iyi misin? Evet. Seninle daha iyiyim. Sanki bir şey olmuş. Kabus gördüm. Ne kabusu? Önemli değil. Seninle her şeyi unuturum. Ne? Bunu senin gözlerine bağlayacağız. Tamam. Haziran. Fatih dur, tamam. Sen bana yardım etsin. Tamam dur, bırak. Bağlıyorum ben. Hadi dur, bağla. Bağlıyorum. Ha, yani sürpriz var diyorsun ha? Evet. Tamam. Şimdi bana güven. Tamam. Ve takip et beni. Seni bir yere götüreceğim. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Gidiyoruz. Geldik. Tamam. Mis gibi hava. Güneş dağların ardından süzülerek çıkıyor işte. Yalnız bayağı merak ettim. Beklediğine değecek. Açıyorum. Tamam. Fatih. Ay, Poyraz. Çok güzel yani bu benim... ömrümde gördüğüm en güzel şey. Tabii senden sonra. Yani senden sonra tabii. Buraya hep yalnız gelirdim. Kabuslarımdan kaçmak için. İlk defa biriyle geliyorum. Yoksa o yüzden insan ben miyim? Ben etrafta kimseyi göremiyorum. Bugün bizim ilk günümüz. Birlikteliğimizi istemeyen çok insan var.
üstümüze gelecekler. Zorlayacaklar bizi. Ayırmak için ellerinden geleni deneyecekler. Ama biz ayrılmayacağız. Biz hiç pes etmeyeceğiz, savaşacağız değil mi? Aynen öyle. Onlar üstümüze geldikçe biz daha sıkı sarılacağız birbirimize. Evet. Ama yine de sanki bir şey olmuş da söylemiyormuşsun gibi. Bizi hiçbir şey veya hiç kimse ayıramaz. Bunu bil Hazira. Bu anı ölümsüzleştirmek ister misin? İsterim. O zaman geç şöyle bakalım. Evet. Heh. Bir de gülümse bakalım. Evet, şöyle biraz içeri. Tamam. Gülümse. Hazır mısın? Evet. Sence? Daha bitmedi ama. Nasıl daha bitmedi? Zadini izleyelim. Ya. Sahik okuldayken başladık. Ya tabii o zamanlar küçüktük. Kendimiz gelemiyorduk. Büyüdükçe kendimiz gelmeye başladık. Biz Biricik'le yemek yemeye bile aynı yere oturmuyoruz iki kere. Sıkılmıyor musunuz hep aynı şeyi yapmaktan? İnsan niye sıkılsın ki sevdiği şeyi yapmaktan? Biz gerçekten çok farklı insanlarız ya. Yani o kadar zıtız ki. Hoş sen mucizelere inanmıyordun. İnanmıyordum. Ama artık inanmak istiyorum galiba. Özellikle son zamanlarda. Sen peki? Sen inanıyor musun? Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ya dün akşam da söyleyecektim sana. Ben... Ya Hakanlar gelecek şimdi. Çadırı da daha kurmadı. Kesin dalga geçerler. Bir sorun mu var? Ya dün geceden beri değişen bir şey oldu da ben mi bilmiyorum? Yok. Ne olacak ki? Ne bileyim. Sanki ben seninle böyle konuşmaya çalıştıkça kaçıyorsun benden. Kaçmıyorum. Kaçsam bu dağ başına gelir miydim? Seni çok seviyorum. Hayras. Ben de seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Evet.
Ben çok teşekkür ederim. Her şey o kadar güzeldi ki. Ya hepiniz çok başarılıydınız gerçekten. Hepinizin eline sağlık. Ben nasıl oynadım? Çok yetenekliyim ama kabul edin. Ay ben çok heyecanlandım ya. Fatih amca bence sen oyunculuğu denemelisin. Aa. Olabilir. Neden olmasın ki? Hepiniz çok güzeldiniz. Ay Haziran ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum biliyor musun? Ben de ilkokulda falan bir kere sahneye çıkmıştım o kadar yani. Ha, hatta ağaç rolünde oynamıştın. Çok iyi oynamıştın ya. Bak şimdi. Ya ben senin için olmasa şuraya hayatta çıkamazdım Haziran. Murat gerçekten sen herkesi nasıl ikna ettin? Seviyorlar beni çünkü. Ya bir de galiba senden kurtulmak istiyorlar. Evlensin gitsin falan. Ya öyle mi gerçekten? Olur mu hiç öyle şey? Sen bizim göz bebeğimizsin. Hep yanımızda ol, olur mu? Çok mutlu olun Haziran. Hep yüzümüz gülsün. Hadi biz kaçalım artık. Çok geç oldu. Hadi. Selma teyze şu sürpriz neydi ya? Bir açıklayın öyle gidin. Ay olur mu? Söylenir mi hemen öyle? Birazcık merak edin. Teyze ne oluyor? Ne sürprizi? Siz asıl benim sürprizimi duymalısınız. Belli ki herkeste var bir şeyler. Ama benimki bomba. Hep bomba, hep bomba.